efendim TRT Türk ekranlarına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bizler de sağlık olsun programıyla evlerinize misafir olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz tüm ekibimizle birlikte hepinize gönül dolusu selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün yine sağlığınızı ilgilendiren önemli bir konu başlığıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz genel sağlığımız açısından ağız ve diş sağlığı da oldukça önem arz ediyor. Ağız ve diş sağlığının ortodontik boyutlarını konuşacağız bugün. Bakalım hangi detaylar var. Sağlık olsun da birazdan Ortodonti hakkında çok önemli bilgiler. Birazdan sağlık olsun da. Ortodonti nedir ve ne amaçla yapılır? Ortodontik tedavi ne kadar sürede tamamlanır? Ortodontik tedavi hangi yaşlarda uygulanabilir? Ortodontik tedavide hangi yöntemler kullanılır? uzman diş hekimi Nagihan Ceylan Eser tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını birazdan sağlık olsun da anlatıyor. Sağlık olsun başlıyor. Evet ortodonti ile ilgili tüm merak edilenleri konuşacağız. Gölbaşı Ülkü Ulusoy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden uzman diş hekimi Nagihan Ceylan Eser hocamız bizimle birlikte. Programımızın ikinci kısmında Almanya ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ağız ve diş sağlığı açısından beslenme çok önem arz ediyor. Peki beslenmede nelere dikkat etmeliyiz? Bu boyutu diyetisyen Merve Aksar ile birlikte konuşacağız. Kendisine danışacağız. Sağlık köşemizde ise bugün Ankara Bilkent şehir hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayhan Özhasenekler bizimle birlikte olacak. Malumunuz kış mevsimine doğru hızla ilerliyoruz. Havalar da giderek soğuyor ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla da sıklıkla karşılaşıyoruz. Hem bu enfeksiyonlarla ilgili merak edilenleri konuşacağız hem de acillerle ilişkisi nedir? Hangi durumda acillere başvurulmalı ya da hangi durumda aciller meşgul edilmemeli. Tüm bu detayları yine programımızın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Merak ettikleriniz varsa bize iletebilirsiniz. Çift 090 alan koduyla 505-756-0273 WhatsApp hattımızdan bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz diyelim ve hemen Nagihan hocamıza dönelim. Hoş geldin. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Rica ederim. E, diş sağlığı çok önemli biliyoruz. E, ortodonti de merak edilen başlıklardan evet. bir tanesi. E, ortodonti deyince ne anlamak lazım? Hangi çerçevede çalışmalar yapan bir alan? Evet. E, sizden dinleyelim. buyurun. Şimdi ortodonti kelime anlamı olarak aslında düzgün diş demek. Hani e, kelime manası bu ama artık günümüzde sadece düzgün diş olarak nitelendirilmiyor. E, dişlerin çene kemiği içerisinde düzgün hizalanmasının yanı sıra e, alt ve orta yüzdeki deformiteler, işte çenelerin birbiriyle ve yüzle ilgili olan ilişkilerindeki bozuklukların teşhisi ve tedavisiyle de ilgileniyor. Oldukça geniş bir alanı var aslında. Evet. Hem çocuklarda hem yetişkinlerde farklı tedavi yöntemleriyle e, hastalara bu noktada hizmet verebiliyoruz. Evet e, ve belli bir uzmanlık gerektiriyor değil evet, mi? Ağzı yani, dizi sağlığının pek hı. çok alt dalı var ve uzmanlık evet, evet. alanı var. Evet. E, yani ortodonti e, müdahalelerini ortodontist bir diş hekimi evet, yapıyor sanıyorum değil yani mi? Evet Yani ortodonti uzmanları e, fakültelerin diş hekimliği bölümünden mezun olduktan sonra artı en az bir 4 yıl daha eğitim alıyorlar. E, bu eğitim sonucunda alanlarında uzmanlaşarak ortodonti hizmeti ortodonti tedavilerini sunma yetisine sahip oluyorlar. Evet. Aynı zamanda hem diş hekimiyiz hem de bu alanda uzmanlaşmış birer bireyiz. Evet ve eğitim sürecine ee, ve bu konudaki hani profesyonel çalışma hayatında da çok emek harcanan alanlardan biri olduğunu <laughs> tabii, evet. anlıyoruz elbette. Evet. Ee, şimdi tabii merak edilen bir boyut dişler çok böyle sert yapılar evet. ee, ve damak içerisinde yeri nasıl değişiyor bunlar sabit değil mi gibi böyle kafamızda soru işaretleri oluşuyor. Evet. Çünkü hani böyle çapraşık bir diş Belli Güzelim. müdahalelerle ilerleyen evet. dakikalarda konuşacağız. Belli bir hizaya gelebiliyor. Hı hı. Yani o zaman yerleri sabit değil mi bu dişlerimiz hocam? <laughs> o ağız ve diş yapısını sizden dinleyelim. Tabii. Şimdi e, dişler tabii ki normal normalde aslında çene kemiği içerisinde belli yuvalarında bulunan e, organlarımız. E, ama tabii ki biz bunlara bazı kuvvetler uygulayarak, belirli kuvvetler, kuvvet teknikleri uygulayarak çene kemiğinde belli bölgelerde yıkımlar, belli bölgelerde yeni yapımlarla aslında dişi çene kemiği içerisinde hareket ettiriyoruz. Müdahale olmadan çene kemiği içerisinde hareket ettirmek çok mümkün değil dişleri. Ama bunun için de tabii ki kuvvet kuvvetin sistemi yönü, uygulandığı süresi, uygulanma şekli çok önemli. Bunun için zaten uzmanlık alanı gerektiriyor. Normalde de dişler aslında hani tedavi haricinde de ömür boyunca aslında belli miktarlarda hareket halinde. Neden bu? Hani liflerle, periodontal lifler dediğimiz lif yapılarıyla... Çiğneme kuvvetleriyle yine fonksiyonlar esnasındaki konuşma, yutkunma esnasında da belli kuvvetler uygulanıyor dişlere. Bu kuvvetler sayesinde ufak tefek hareketler oluyor ama tabii sizin bahsettiğiniz hani çapraşık dişin düzelmesi daha çarpıcı bir şey ve Hı -hı. daha ciddi hareketler gerektiriyor. Bunun için de belli kuvvetler uygulanması gerekiyor. Evet. Yoksa aslında hani böyle kemin içinde yüzer tarzda bir şey, şey değil. Hı -hı. Ama belli teknikler tabii. uygulandığında e, bu değişim. Yaşanabiliyor. Evet. Ee, tabii <laughs> burada e, dişler neden acaba çapraşıklaşır? Bu problem hangi sebeplerden kaynaklanır? Bunu da merak ediyoruz. Tabii. Şimdi burada aslında tek bir faktör söz konusu değil. Çok fazla etkeni olabilir bunun. Bunun en başta gelen etkenlerden bir tanesi genetik altyapı. Hmm. Mesela anneden küçük bir çene alıyor çocuk, babadan büyük dişleri alıyor. Dolayısıyla hmm. o mekana o dişlerin sığması çok mümkün olmuyor dolayısıyla çapraşıklık meydana gelmiş oluyor. Ya da bazen artık daha çok günümüzde rastladığımız şeylerden bir tanesi de erken çocukluk döneminde süt dişlerine düzgün bakılamaması sonucu erken hmm. süt diş kayıpları olabiliyor ya da çürük, e, dişlerde çürükler oluşabiliyor. Bu da bizim mevcut olan alttan gelecek olan daimi dişlerimiz daha büyük, onların yerini maalesef kaybetmiş oluyor. O nedenle de çapraşıklıklar oluşabiliyor. <laughs> Beslenmedeki bozukluklar işte bazı alışkanlıklar oluyor mesela parmak emme gibi dil gibi çocukluk döneminden kaynaklanan Yanlış alışkanlıklar dolayısıyla da dişlerde düzensizlikler, bozukluklar meydana gelebiliyor. Yani birçok faktör var aslında tek bir sebep evet. değil. Evet burada süt dişleriyle ilgili vurgunuz evet. çok önemliydi. Evet. E, nasıl olsa dökülecek o zaten maalesef. geçici dişler gibi Hı -hı. düşünebiliyoruz ama kalıcı dişler için evet. bir zemin oluşturduğunu vurgulamamız yani lazım. Tabii yani süt dişleri şöyle aslında hem çocuğun belli bir yaşa gelene kadar beslenmesi, büyümesi, gelişmesi için çok önemli. Bunun yanında da dediğiniz gibi tabii ki alttan gelecek olan daim dişler için aslında doğal birer yer tutucu onlar. Hmm. Onların kaybı bizim için önemli derecede kritik bir mesele. Çünkü onlar kaybolduğu zaman arkadaki ya da öndeki dişler o diş boşluğuna doğru hareket ediyor. Dediniz ya hani dişler hareket eder mi? Evet ediyorlar bunlar minimalde olsa ama bunlar uzun sürede mesela atıyorum 5 yaşında bir süt dişi kaybı olduysa o çocuğun alttan gelecek olan dişi belki 9-10 yaşında gelecek. O arada geçen 4-5 yıl sürede alttan gelecek dişin yerinin bazen tamamını bazen büyük bir kısmını kapatmış oluyor. Bu durumda da biz o alanlara yer açmak zorunda kalıyoruz. Evet, diş sağlığı gelebilmesi için e, çocukluk döneminden itibaren evet. e, ağız ve diş sağlığına odaklı olmak Kesinlikle. lazım. E, peki ortodontik açıdan e ee, bir ilk muayene desek, Hı -hı. bir kontrol amaçlı belki hani evet. bu dişler doğru geliyor mu, gidişat Hı -hı. nasıl? Hı -hı. Bir kontrol öneriyor musunuz çocuklukta? Tabii ki kesinlikle öneriyoruz. Özellikle e, daimi dişlerin yeni çıkmaya başladığı 6, 7, 8 yaş civarında en geç 8 diyebiliriz belki. E, bir ortodonti muayenesi olması çok önemli hastalarımızın hem süt dişlerinin sağlıklı olup olmaması, alttan gelecek olan dişlere yer var mı yok mu bunun kontrolü. Hem de daha önemlisi bazen kemiklerde de sıkıntılar olabiliyor. Mesela üst çene darlığı olabiliyor, alt çene çok geride olabiliyor. Bazen tam tersi alt çene üst çenenin önüne geçmiş olabiliyor. Bu tarz durumlarda erken müdahale çok ciddi önem arz ediyor. Çünkü daha ilerleyen dönemde çok daha komplike bir şekilde tedavi edilmesi gereken problemlerin oluşmasının önüne geçilmiş oluyor. <laughs> o yüzden de 6-7 yaş civarında ilk ortodontik muayene olması Gerçekten önemli. Çok çok önemli. Erken evet. çocukluk döneminde Kesinlikle. bu kontrollerin yani hem ortodontik muayene hem de ağız ve diş sağlığı tabii çok Kesinlikle. farklı alanları, tabii. uzmanlık alanları olan evet. bir e, tabii ki sağlık alanı. E, o boyutlarda da topyekün bir kontrol Kesinlikle. yapılmış olacaktır. O evet. zaman ortodontinin e sadece hani hali hazırda çapraşık çıkmış değil. dişleri düzeltmek değil böyle bir önleyici Aynen. koruyucu hekimlik boyutu da var evet. ya da ilerlemesini engelleyecek bir boyutu da var evet. değil mi hocam? Yani az önce de bahsettiğim gibi ortodonti artık sadece dişleri düzelten bir bilim alanı gibi nitelendirilmemeli. Çene yapıları, çeneler arasındaki düzensizliklerin takip edilmesi teşhisi tedavisi ve ileride gelişebilecek olan deformitelerin malformasyonların maloklüzyonların önüne geçilmesi için de erken yaşta ve erken teşhis çok önemli aslında Çünkü ilerleyen dönemde bunların tedavisi hem daha masraflı hem daha zor hem daha uzun süreler alabiliyor o yüzden erken yaşta tedavisi erken yaşta tespiti daha doğrusu sonra da bunun önüne geçmek için ya da bunu tedavi etmek için yapılacak yaklaşımlar gerçekten önemli. Evet, e, burada ilerleyen tablolarda daha büyük boyutlu cerrahi operasyonlar evet, evet. görebiliyoruz değil mi? Aynen, yani e, dişlerle ilgili bir problem varsa bunu biz her yaşta düzeltebiliyoruz. Yani çapraçıklık olur, boşluk olur, boşluk açma olur onlar çok önemli değil. Eğer destek yapı sağlamsa, destek yapıdan kastettiğimiz diş eti ve çene kemiğinde bir, herhangi bir kayıp söz konusu değilse yani artık bunun ucu açık, yaş sınırlaması yok ama eğer kemiklerle ilgili bir problem varsa bunu tedavi edebilmek adına özellikle ergenlik öncesinde müdahale etmek çok önemli. Çünkü gelişim döneminde kemikleri biz yönlendirebiliyoruz, büyümesini hı hı. yönlendirebiliyoruz. Bu da sonuç olarak bize hem zaman zaman kazandırmış oluyor, hem doğru zamanda doğru tekniklerle müdahale ettiğimiz zaman problemin büyümeden. Çözümüne götürmüş oluyor. oluyor. Ekranda da şu anda önce sonrası görsellerimiz var. Burada değil de hocam şu ekrandan doğru <laughs> evet. takip edebilirsiniz. Aynen. Bu da bayağı yüz güldüren sonuçlar evet. olduğunu anlıyoruz. Benim kendi tedavi ettiğim hastalarımdan bir tanesi. Bu da mesela 15 yaşında bir hastamızdı. Hı hı. Ters kapanışı vardı. Bir takım hani hem yüz maskesi kullandık öncesinde dışarıdan ağız dışı bir aparat olarak sonrasında tel tedavisiyle Düzenleme yaptık bu gerçekten yani görsel olarak da işe yarıyor ama bunun yanında fonksiyonlarına, hastanın çiğnemesine, konuşmasına, yutkunmasına da ciddi katkıları oluyor. Evet, kesinlikle öyle yani e, şunu diyebiliriz e, ortodonti tedavileri hı hı. sadece estetik bir mesele değil. Değil, değil genel ağız ve diş sağlığı hatta belki vücudun genel kesinlikle. sağlığı açısından da önemli. Kesinlikle çünkü sindirim ağızda başlıyor biliyorsunuz hasta doğru düzgün çiğneme yapamadığı zaman, besinleri düzgün öğütemediği zaman bu ciddi manada iç organlarında, sindirim sisteminin tamamında da sıkıntıya yol açıyor. Bu da özellikle büyüme gelişim dönemindeki çocuklarda büyümeyi dahi etkiliyor. O yüzden de aslında hani estetikten ziyade biz hekim olarak yani tabii ki estetik de günümüzde çok önemli bir kavram. Ve bize hastalarımızı getiren belki de birinci sırada yer alıyor bu problem ama bunun ötesinde biz hani hekim olarak baktığımız zaman fonksiyonları da işin içine katmak durumundayız. Doğru bir Çene ilişkisi bu hem eklem sağlığını kolaylaştırır hem çiğnemeyi hem konuşmayı hem yutkunmayı birçok meseleyi etkilediği için estetik estetiğin yanında fonksiyon da önem kazanmış oluyor. Evet e, dolayısıyla yine dikkat edilmesi Aynen. gereken boyutları olduğunu anlıyoruz tabii ki burada e, yetişkinlerde de e, ortodontik tedaviler Aynen. tedaviler yapılabileceğini söylediniz biz aslında onu hep yani çocuklukta o büyüme gelişme çağında yapılırsa yapılır, yapılmazsa iş işten geçti gibi biliyorduk. Evet. E, ama artık yetişkinlik döneminde de eğer bir e, çapraşıklık varsa hı hı. ve belli bir yaştan sonra hani bununla ilgili e, tabii ki bir değişim, daha estetik bir görünüm olabilir hı hı. ya da ifade ettiğiniz gibi belki sağlık problemlerine hı hı. yol açmış olabilir. E, tedaviler mümkün oluyor. Hı hı. Burada akla takılan bir mesele Mesela tabii yetişkinlikte ağız ve diş anlamında pek çok müdahale zaten <laughs> yaptırmış olabiliyoruz. Mesela kaplamaları olabiliyor, <laughs> implantları olabiliyor, <laughs> işte belki kanal tedavisi olmuş <laughs> dişler oluyor. Böyle müdahaleli dişlere de ortodonti tedavisi uygulanabiliyor mu? Tabii ki uygulanabiliyor. Artık hani teknoloji oldukça gelişti yani biz de bu konuda tecrübelerimizi artırıyoruz. Çünkü artık eee günümüzde sosyal yaşam daha ön planda olduğu için yetişkin hastalarımız da çoğunlukta. Hani onlar da daha estetik bir görünüme kavuşmak istiyorlar ya da işte dediğiniz gibi hani kendilerinde bir değişiklik yapmak istiyorlar o anlamda. O yüzden o dişleri biz e, kanal tedavisi de olsa, kaplaması da olsa, implantı da olsa biz onları da kendi içerisinde gruplandırarak tel tedavisiyle ya da şeffaf plak tedavileriyle dişlerde gerekli düzenlemeleri yapabiliyoruz. Onlar bizim için bir engel teşkil etmiyor. Evet. Ama tabii ki en güzeli Hani hiç bu müdahaleler olmadan gelse daha doğru olur. Çok doğru <laughs> ve çok daha genç yaşta tabii, belki çocukluk tabii. döneminde başka görsellerimiz de var. Evet. Ee, burada da sanıyorum öncesi <laughs> sonrasını anlamış oluyoruz değil Aynen. mi? Aynen. Burada da mesela yetişkinlerde özellikle dediğim gibi estetik kaygı biraz daha ön plana çıktığı için şimdi mesela tellerle birlikte... Ya bir de bu tel tedavileri biraz uzun süren bir tedavi maalesef. Hani hareket ettiriyoruz evet dişleri ama bunlar zamana yayılarak yapılabilen işlemler. O yüzden belli bir süre otellerle ağzında gezmeyi bazı hastalar çok uygun bulmuyorlar. Bunu alternatif olarak tabii ki biz de sürekli çalışıyoruz. E i̇şte şeffaf braketler olabiliyor ya da lingual ortodont dediğimiz dişlerin iç kısımlarına teller yapıştırılarak Hı. yapılabiliyor. Ya da daha güncel olan kavramlar şeffaf plak tedavileri var. Bunlarla birlikte yetişkin hastalarımıza da tedaviyi kolaylaştırıcı, onların konforunu artırıcı ve hani sosyal hayatlarını da çok fazla etkilemeden bu tedaviye ulaşabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla yetişkinler de evet. kaygı duymadan sizlere evet. başvurabilirler. Tabii çocukluk dönemine tekrar Hı -hı. bir dönecek olursak pek çok çocukluk dönemi alışkanlıkları var. Evet. Parmak emme gibi evet. işte mesela bazı solunum problemlerinden dolayı ya da apne problemlerinden dolayı ağzı açık uyuyan çocuklar evet. var. Hani bu tür durumlar da diş çapraşıklığına problemlerine yol açıyor diye biliyorum hocam. Nedir evet. uyarılarınız? Ee, şimdi şöyle tabii ki çocukluk dönemindeki alışkanlıklar eğer zamanda tespit edilip önüne geçilmezse dediğiniz gibi çapraşıklık da oluşabilir ama çapraşıklık bizim gördüğümüz belki de en basit problemlerden bir tanesi oluyor. Bu durumda çocuğun genel gelişimi eğer bir solunum problemi varsa çocuk ağızdan solunum yapmaya alışmışsa burun solunumuna geçememişse burun solunumu yapamıyorsa dediğiniz gibi hem damakta daralma oluyor kubbe damak dediğimiz ee, durum ortaya çıkmış oluyor. damakta e, daralma olduğu için çocuklarda gece horlaması Hatta e, alt ıslatma problemlerine kadar gidecek e, sebepler e, gidecek problemlere sebep olabiliyor. O nedenle erken yaşta bunun teşhisi önemli. Biz bu durumlarda küçük hastalarımızda çene geliştirme aparatları uygulayarak hem bu solunum probleminin önüne geçmiş oluyoruz, hem çenelerdeki daralmaları ve çapraşıklıkların önüne geçmiş oluyoruz, hem de sağlıklı bir solunum kazandırdığımız için çocuklara onlar da büyüme gelişimlerindeki sıkıntıları bertaraf ederek normal bir hayata kavuşabiliyorlar. Evet, çok yönlü bir evet, etkisi çok yönlü, olduğunu aynen. anlıyoruz. Zaten vurgulamıştık sadece estetik bir problem evet. değil, farklı boyutlu da yol açabiliyor. E tabii özellikle böyle emzik gibi alışkanlığı, evet. parmak emme gibi alışkanlığı olan Hı -hı. çocuklar için sizlere gelinmesi ve bir hekim tarafına evet. Aa bak bu alışkanlığını bırakmalısın dendiği evet. zaman çocuklar bırakabiliyor. Çok o şekilde bir teşvik edici etkiniz evet. de oluyor galiba. Tabii, sözel olarak tabii biz bunu vurguluyoruz hastalarımıza ama yine de sözel müdahaleye rağmen Hı. bu alışkanlıkları bırakamayan hastalarımız da oluyor bizim. Bu durumda da bizim alışkanlık kırıcı aparatlarımız oluyor. Yani hani e, damağa takılan bir aparat sayesinde aşağıya doğru uzanan bir uzantısı oluyor onun. Hı hı. Ve çocuk parmak emmeye çalıştığı zaman parmağını ağzına götüremiyor. Bir engelle, bir bariyerle karşılaşıyor hı hı. ve zoraki olarak o alışkanlığından vazgeçmek zorunda kalıyor. Çünkü genelde bu alışkanlıklar biraz daha çocuklar uykuya dalarken ya da işte hani e, kendileri bir şeyle meşgul olurken fark etmeden yaptığı işlemler. O fark etmediği anda parmağını götürdüğü zaman, engelle karşılaştığı zaman A diyor burada yapamıyorum bunu ve mecburen bırakmak zorunda kalıyor. Evet bu şekilde e, nasıl diyelim önleyici. Bazı Tabii. destekleriniz evet. de oluyor. Tabii konumuzla ilgisi şu boyutuyla var. Hı -hı. E, bu tür alışkanlıkların psikolojik bir altyapısı olabileceğini evet. de izleyicilerimizle paylaşalım. Hı -hı. Bazen aileler işte Hı -hı. E, utandırarak, korkutarak Hı -hı. da Hı -hı. E, bu alışkanlıkları çocukların bırakması için çaba sarf ediyorlar. Hı -hı. Ama bunlar da olumsuz etkileyebilir. Evet. Dolayısıyla e, altında ne var? Bu alışkanlıkların evet. temelinde, kökeninde psikolojik bir durum mu var? Hı -hı. Bunu da araştırmak önemlidir Kesinlikle. diye bir not olarak Kesinlikle. düşmüş Kesinlikle. olalım. E, şimdi size bir hastalık. Hasta geldiğinde çocuk ya da yetişkin hı hı. E, o ağız ve diş yapısına nasıl inceliyor, nasıl ele alıyorsunuz ve bir tedavi için nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Tabii. Ee, şimdi genel olarak tabii biz ortodonti açısından konuşuyoruz şu an ama aslında genel ağız sağlığı çok önemli biz bir hasta bize geldiği zaman biz sadece dişleri düzeltmeli miyiz, ne yapmalıyız? Bunu değil, bunun öncesinde genel ağız sağlığına bir bakıyoruz. Yani dişler olması gerektiği gibi mi, sağlam mı, çürü, dolgusu ya da eksik dişi var mı bunlara bakıyoruz genel olarak. Ve bir ortodontik tedavi yapmaya karar vermişsek, hastanın isteği de varsa bu noktada ve ihtiyacı varsa... Önce genel ağız hijyenini toparlama noktasında işte varsa dediğim gibi çürüklerinin tedavisinin yapılması önce. Hali hazırda yapılmış dolguları varsa onların sağlamlığının ya da yenilenme ihtiyacı olup olmadığı ona bakılıyor. Sonrasında da bir diş taşı temizliği biz istiyoruz tel tedavisi ya da şeffaf plak tedavisi öncesi. Çünkü asijeni toparlamadan tedaviye başladığımız zaman ileride bizim için sıkıntılı durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden genel asijeni toparlandıktan sonra hastayla karar verip, Tel tedavisi ya da şeffaf plak tedavisi ya da çocuksa hastamız eğer gerekliyse aparat tedavileri bu dediğim gibi genişletme aparatları gibi o aparatları uyguluyoruz. Evet yani tedaviye başlamadan öncesinde de bir evet. kontrol süreci tabii, var. Tabii. Burada e, 20'lik dişler hep böyle akla takılan bir Hı -hı. soru işareti oluyor. Hı -hı. Müdahale ediyor musunuz 20'lik dişlere? Şimdi 20, 20 yaş dişleri de aslında hastadan hastaya çok değişen bir durum. Eğer ağız içerisinde hali hazırda sürmüş yeri varsa ve kullanımdaysa, fonksiyondaysa yani çiğneme işlevine katılıyorsa müdahale etmek çok da gerekli olmayabiliyor. Ama bazen gömülü 20 yaş dişleri oluyor ve ağızda zaten onların sürebileceği bir yer olmadığı için onların alınmasını tercih ediyoruz. Bu hem daha sonraki tedaviden sonra da dişlerin bozulmasının önüne geçen bir durum olmuş oluyor, hem de o bölgede sürmeye çalışırken 20 yaş dişi e, afse gibi aft gibi sıkıntılar oluşturabiliyor. Hastanın genel ağız sağlığını da bozacak etkileri oluyor. Bu durumlarda alınmasını tavsiye ediyoruz. Ama dediğim gibi hani zaten hali hazırda sürmüş, işlevde, göre, hani sağlığında da bir problem yok. Ağızda da yeterli yeri varsa çekilmek zorunda değil. Evet. Bu sadece 20'lik dişler için değil, diğer dişlerde de evet. çekilme kararı eğer veriliyorsa bu kriterler var galiba. Tabii aynen. Bazen biz genel itibariyle çok ciddi çapraşıklıklarda hani bunu Sadece işte çene genişletme ya da belli distalizasyon dediğimiz işlemler var. Yani onlarla o dişe yer açamayacaksak eğer, hani yeterince sıralayamayacaksak bazen diş sağlıklı da olsa yani hani herhangi bir çürüğü ya da diş eti çekilmesi ya da bir kemik kaybı olmasa da yer elde etmek için bazı dişler de çekmemiz gerekebiliyor. Evet. Ama dediğim gibi bu hastaya göre, hastanın özle, özelinde karar verilmesi gereken bir mesele. Ama genel ağız ve diş sağlığında genel yaklaşım. Hı hı. E, dişlerin muhakkak korunması üzerine. Tabii ki. E, eğer bir işlevi ağız içerisinde bir işlevi evet. varsa gerekli ise o dişi kurtarmak tabii için ki. Elimizden, elimizden geleni var. Değil mi? Yani diş hekimleri olarak çekimi biz hiç sevmiyoruz aslında. Hı hı. Hani en son başvurduğumuz şey ama bazen mecbur kalıyoruz. O durumda yani yapacak bir şey kalmıyor bize de çok fazla ama hiç sevdiğimiz bir iş değil. Aslında İyi. diş çekimi. Evet. <laughs> Burada tabii hastanın da sizin kararınıza evet. saygı göstermesi, evet. güvenmesi bunlar evet. çok önemli. Bazen ben çektirmek için geldim diyen hastalar Aynen. oluyor. Biz ya oturup da onları ikna etmeye çalışıyoruz. Bazen de çektirmek istemiyorum diyen evet. belki hastalar evet. oluyor. Dolayısıyla hani sizin orada tıbbi bir yaklaşım, Aynen. profesyonel bir yaklaşım gösterdiğinizi bilmek gerekiyor. Hastalar açısından evet. da o güveni tesis etmek gerekiyor. Şimdi aslında ara ara açıklamalarınızda söylediğiniz tedavi yöntemlerinde hani Hı -hı. hangi Hı -hı. teknikler var? Hı -hı. Ama böyle... E, bir farklı boyutlarını sizden dinleyelim. Hani ortodontik tedavi yöntemleri deyince karşımızda hangi seçenekler evet. var? Şimdi bu ortodontik tedavi de aslında e, sabit tedaviden bahsediyorsak ikiye ayrılıyor. Bir takıp çıkarılabilen aparatlar var, bir de sabit. Bizim e, ortodontik ortodontekimler olarak yapıştırdığımız dişlerin üzerine yapıştırdığımız tel dediğimiz aygıtlar var. E, genel olarak hareketli ve sabit olarak ayrılıyor. E, ama bir de tabii ki yaş olarak baktığımız zaman problemlere, Küçük çocuklarda az önce de bahsettiğimiz gibi bazı alışkanlıklar dolayısıyla ya da e, farklı sebeplerle çenelerde darlık ya da bir, birinin ileride birinin geride olması gibi olan durumlarda ağız içi ve ağız dışı aparatlarla tedavi yapabiliyoruz. İşte enselik gibi, çenelik gibi, yüz maskesi gibi farklı aparatlarımız var. Belli yaşa kadar bunlardan faydalanabiliyoruz. E, sonrasında erişkin hale geldikten sonra hastamız... Yine tel tedavisi ya da şeffaf plaklarla dişlerdeki düzensizliklerin önüne geçebiliyoruz. Onları tedavi edebiliyoruz. Ama diyelim ki mesela hastamızın çene kemiği ile ilgili bir problemi var. Çocukken bu yakalanamamış ya da ihmal edilmiş ya da tedaviye ulaşamamış hastamız büyüdükten sonra bize geliyor. Bu durumda da biz cerrahiden destek alarak cerrahinin yardımıyla birlikte dişleri ve çeneleri düzeltebiliyoruz. Ortodontik cerrahiler yaptığımız işlemlerimiz oluyor. Burada öncesinde bir... 1 bir, bir buçuk yıl kadar bir tel tedavisi uygulanıyor hastaya sonrasında cerrahi olarak hazırlanıp cerrahisi yapılıyor çene ameliyatı yapılıyor bazen sadece genişletme yapılıyor bazen üst çene öne alt çene geriye yani hastanın durumu ne gerektiriyorsa ona göre müdahaleler yapılıyor Arkasından tel tedavisiyle çeneler ve dişler birbirine uygulanarak, uyumlanarak tedavimizi bitirebiliyoruz. Evet, e, uzun soluklu bir süreç evet, olduğunu da evet. vurgulamamız Aynı. gerekiyor. Neticesi tabii böyle ince gibi dizim, düzgün evet. dişler ama <laughs> evet. o süreçte biraz sabırlı olmak ve sizinle e, uyumlanmak çok Aynı. önemli hastalar açısından da. Bir soru yöneltelim izleyicimizden gelen. Hı -hı. Demiş ki üst çenemden iki azı dişim çekildi, tel takıldı. Hı hı. Ön dişlerim normalde durmaları gereken pozisyondan daha içeri doğru duruyorlardı. Şimdi ön dişlerim biraz dışarı çekiliyor. Hı hı. Yandaki dişlerim de biraz üst üste gelme söz konusu. Onlar yana doğru itiliyorlar. Sormak istediğim dişlerin yeni yerleşiminden sonra dudaklarımda içe doğru bir hareket olur mu? Bu durumda dudaklarımın daha ince görünmesi olasılığı var mı? İfadede de bir değişikliğe evet. yol açıyor mu o zaman tabii hocam? yani şöyle dişler tabii ki e, insanlığın yüzüne baktığınız zaman da dikkat gözlerden sonra belki en çok dikkat çeken organlarımız dişler. E, ve dişlere yaptığımız müdahaleler yumuşak dokuya da illaki yansıyor. Dudak duruşuna bazen burun estetiğine kadar e, etki edebiliyor. Hastamızın sorduğu durumda da anladığım kadarıyla arkadan dişler çekilerek öndeki dişleri biraz geriye doğru alınıyor algıladığım <gülüyor> kadarıyla. <gülüyor> bu durumda tabii ki dudağa da bir yansıması olur ama bunu tabii ki hekimiyle beraber değerlendirmek ve hastanın durumunu görmek lazım. Zaten biz bu durumlarda dikkat ederiz genel olarak. Yani hani o hastanın genel estetiğine de zarar vermeyecek yönde tedaviler planlanır. Hani o noktada doktoruyla ile iletişimde kalırsa o endişe etmesine gerek yok. Doktoru gerekli ayarlamaları yapıp dudak görünürlüğünü de normal seviyede tutacaktır. Evet. Burada e, hareketli protez kullanan yaşlı evet. hastaların evet. diş çıktıktan sonra aynen, ki, değil bütün mi? Dudaklar, bu aklıma evet, geldi. Evet. Gerçekten çok büyük bir etkisi, etkisi olduğunu var, anlamış oluyoruz aynen. bu şekilde de. İzleyicimize de yine e, tedavisini başarıyla evet. sürdürmesini sağlık vermiş olalım. Şimdi kısa bir ara vereceğiz hocam. Aramızın ardından sağlık köşemize gideceğiz. Bugün sağlık köşemizde üst solunum yolu enfeksiyonlarını konuşacağız. E, Profesör Doktor Ayhan Özhasenekler hocamız bizimle birlikte olacak. Aranın ardından görüşmek üzere. Ve sağlık köşemizdeyiz. Ee, Ankara Bilken Şehir Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayhan Özhasenekler hocamız bizimle birlikte kendisiyle üst solunum yolu enfeksiyonlarını konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür, sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sizin vesilenizle Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı'ndaki bütün hocalarımıza, bütün çalışanlarımıza buradan gönül dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi göndermiş Çok teşekkür ederim. Çok selamlar var arkadaşlarımızın. Çok ederim. sağ olun. Aleyküm selam hocam. Şimdi tabii grip mevsimi açıldı. Kış mevsimine doğru ilerliyoruz. Hava böyle her geçen gün biraz daha soğuyor. Hele de okullar açıldıktan sonra daha fazla görebiliyoruz tabii bu tür problemleri. Grip nezle gibi işte bu üst solunum yolu enfeksiyonları nasıl bir hastalık grubudur? Detaylarını sizden dinleyelim. Tabii ki mevsimsel değişikliklerle beraber dediğiniz gibi bu üst solunum yolu enfeksiyonları bulaşıcılığı çok arttı. Özellikle bu grip ve soğuk algınlığı dediğimiz durum aslında viral, virüslerden kaynaklanan bir klinik durum. En sık damlacık enfeksiyonuyla bulaşıyor. Hava değişimiyle beraber kapalı ortamlar çok artıyor. Hastalarda genellikle ateş, eklem ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi şikayetler oluyor. Ee, özellikle aksırma, hapşurma sırasında ellerin kapanmaması, ellerin yıkanmaması, aksırmanın doğru yapılmaması gibi şeyler bulaştırıcılığı arttırıyor. Evet. Zaten en riskli durumlarda bunlar e, okul ortamında da mesela çok e, bulaşıcı olabildiğini biliyoruz. Kapalı ortamlarda yine ifade ettiğiniz gibi o zaman e, bir hapşırırken öksürürken muhakkak bir peçeteyle ya da kolumuzla mı mutlaka elinizde bir peçete temiz bir peçeteniz varsa bir peçeteye kapatarak öksürmek veya kolunuzu bir üçgen şekilde katıp kolunuzun içine doğru e, hapşurmak çok önemli. Hı hı. Çünkü bu kapatmayı yapmazsanız hapşurunuzla beraber ağzınızdan çıkan görünmeyen damlacıklar bir yerlere yapışarak veya bir solunum yolu enfeksiyonu solunum yoluyla beraber karşı tarafın alınmasıyla enfeksiyon bulaşmış oluyor. Genellikle bu enfeksiyon bulaştıktan sonra da 24-48 saat içerisinde bulaşan kişide söylediğim ateş, eklem ağrısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi şikayetler gelişmeye başlıyor. Evet, dolayısıyla hem Sağlıklı kişinin kendini bu enfeksiyonlardan korumak için yapması gerekenler var. Onları da soracağım size. Ama aynı zamanda eğer kişi hastaysa başkalarını hasta etmemek için yine dikkat etmesi gerekenler var. Özellikle okullarda mesela hasta çocuğun okula gönderilmemesi, Tabii. yine bir arada bulunulan iş ortamlarında gene buna dikkat edilmesi yine ekleyebileceğimiz başlıklar. Peki hani biraz daha böyle başlığımızı koruyalım. Çok sık hasta olmayalım, bu enfeksiyonlardan etkilenmeyelim dersek ne yapmamız lazım? Birincisi şu mevsim şartlarına uygun kıyafetleri giymeyi tercih etmek çok önemli. En önemli şeyimiz bu. Hastalıklardan e, mücadele etmek yerine en önemli şey korunmak, hasta olmamak <laughs> çok önemli. O yüzden düzenli uyku, düzenli beslenme, yeterli sıvı alımı çok önemli şeyler. Özellikle hasta olunca da topluma daha çok karışmaktansa evde istirahat şeklinde vakit geçirmek bizim için çok daha hastalarımıza söylediğimiz uygun tavsiyelerimiz. Evet e beslenme ya da böyle vitamin takviyeleri önerileriniz olur mu hocam? Onlara genel olarak gerek yok. Sadece rutin beslenmenize devam etmeniz çok önemli. Ekstra bir takviyesi, ek bir gıda almanıza da bunun için gerek yok. Normal beslenmenize, sıvı alımınıza devam etmeniz yeterli. Bunları öneriyoruz hastalarımıza. Evet. Bazen bir hastalık geçirmek zaten o senenin virüsüne bir bağışıklık kazanmayı da sağlıyor. Evet. O açıdan daha hafif atlatabilmek bazen faydası bile olabilecek durumlar diyelim hocam. Tabii... Evde yapabileceğimiz bazı şeyler de var. Diyelim ki bir üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerimiz başladı. Hani anlıyoruz ki artık bir nezle grip durumu söz konusu. E, ne yapabiliriz o şikayetleri azaltabilmek için, hastalığı atlatabilmek için evde yapmamız gerekenler nelerdir? Birincisi şu yine tekrar edeceğim ama beslenmeniz ve dinlenmeniz, istirahat etmeniz çok önemli. Vücut bu dönem içerisinde çünkü çok fazla enerji harcıyor bu virüsle mücadele etmek için. Siz de daha çok böyle iş yerine giderek... Veya e, ekstra efor sarf ederek bu enerjiyi artırmış oluyorsunuz. O yüzden istirahatı öncelikliyoruz. Özellikle şikayetler ilk başladıktan sonra şunu söyleyeyim. Bu viral bir hastalık olduğu için genellikle kendiliğinden geçen hastalıklar. Genellikle bir hafta içerisinde kendiliğini toparlayan hastalıklar bunlar. O yüzden bu şikayetler başladığında, Parasetamol dediğimiz çok en eski dünyanın en eski bilinen ağrı kesici ateş düşürücü tabletlerinden alarak semptomatik tedavinizi giderebilirsiniz. Yine sıcak ılık sıvı tüketerek bunları giderebilirsiniz. İstirahat ederek de bununla mücadele edebilirsiniz. Ne zaman dikkat edelim? Ne zaman bir hastaneye veya bir doktora başvuralım? Özellikle analjezik ve ağrı kesici ateş düşürücü almanıza rağmen düşmeyen ateşiniz varsa, bu şikayetleriniz giderek bu tedaviye rağmen artıyorsa, öksürük, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı gibi şikayetleriniz artıyorsa, eklemlerde şişme, döküntü özellikle çocuklarda döküntüler, vücudunda döküntüler oluyorsa bu yüzden hastaneye başvurmak gerekiyor. Bu arada riskli gruplara söylemek lazım. Bu hastalıklarda özellikle çocuklar, yaşlılar ve gebeler risk grubu bizim için. Bunların çok daha dikkat edilmesi lazım. O yüzden bu hastaların da evdeki tedavilerine ek olarak eğer şikayetlerinde gerileme olmuyorsa mutlaka hastaneye başvurmalarını öneriyoruz. Ama hemen bir burun akıntısı oldu, acile başvurayım bir doktora gideyim gibi şeyler uygunsuz başvuru olarak nitelendiriliyor. Çünkü gittiğiniz zaman da bir şey değişmeyecek. Yine size bu önerilerde bulunacak bulacak doktor arkadaşlarımız. Bu önerileri bilerek hem sağlık kurumlarını uygunsuz başvurularını engellemek, kalabalığını engellemek, hem öyle kapalı yerlere girerek mevcut hastalığı yaymayı önlemek Doğru. çok önemli. O yüzden evde tedavi öncelikle önem, önemsiyoruz. Kış döneminde bu gribal enfeksiyonlardan kaynaklı acillerde bir yoğunluk oluyor değil mi hocam? Neler gözlemliyorsunuz? Tabii ki. Ya biraz önce söylediğim gibi aslında hemen bir burun akıntısı, bir hapşırmayla ben grip oldum, hastaneye gideyim diyenler çok oluyor. Aslında dediğim gibi bunlar evde istirahat halinde geçen hastalıklar veya bir iki parasetamol tedavisiyle gündeyi 3 4 defa alacağınız parasetamol tedavisi rahatlayacağınız ilaçlar, şey hastalıklar. Bu hastalıklar aslında evde evde de geçirebilirsiniz ama maalesef bizim e, halkımız, insanımız hastaneye gitmeyi mi seviyor artık, hasta olmayı mı seviyor bilmiyorum. Acile gitmeyi seviyoruz evet. bence hocam, öyle bir durum ama. Yani acilin <laughs> erişim kolaylığı maalesef e, hasta insanımızı, vatandaşımızı acile gitme konusunda e, yönlendiriyor. Bir de acilde artık acillerde acil tıp uzmanları çalıştığı için profesyonel bir hizmet veriliyor. Hı, hı. Daha hızlı bir hizmet veriliyor, tetkikler daha hızlı çıkıyor gibi anlayışla da başvurular oluyor ama gerçek acil hastaların sırası veya hakkı Doğru. gözetmek lazım. Evet. Aslında sormak istediğim boyut buydu. Dediniz ya hocam uygunsuz başvuru kategorisinde yer alıyor. Evet. Böyle uygunsuz başvurularla bir yoğunluk meydana geldiğinde aslında acillerin işleyişi, noktasında da sıkıntılara yol açmış oluyoruz. Tabii ki. Şimdi siz aslında gelip orada bir sıra bekliyorsunuz. Bu Sonuçta siz acil bir hasta değilsiniz bizim acil hastaları sınıflamamıza göre. Normalde polikliniğe gitmesi gereken bir hastasınız. Ama acil servise gelerek muayene olmak için bir sıra bekliyorsunuz. Yaklaşık bir... 1-2 saat bazen sürebiliyor bu sıra gelmesi. Aslında o 1-2 saat içerisinde evde istirahat edebilirsiniz. Ama siz o sıra aksırıyorsunuz, hapşırıyorsunuz, etrafa da yayıyorsunuz. Doğru. Evde istirahat etmediğiniz için ayakta tekrar efor sarf ediyorsunuz, tekrar bir yoruluyorsunuz. Sonradan diyorsunuz ki hastaneye gittim daha çok yoruldum geldim diyorsunuz. Hı hı. O yüzden bu dönemi evde geçirmek çok daha mantıklı. Evet. Özellikle ilk 2-3 gün. Peki bir hekime başvurma ihtiyacı hissediyorsak, e, aile hekimlerinin bu boyutta e, işlevi katkısı çok önemli. Tabii e, yönler, ki. Oraya doğru yönlenebilir miyiz? İlk başta zaten ilk başvurması gereken yerler aile hekim arkadaşlarımız. Aile hekim arkadaşlarımız bunun tedavisini düzenli ev düzenini her şeyi çok iyi takip eden arkadaşlarımız. Onlara ilk başvuru olması lazım. Zaten do o doktor arkadaşlarımız hastaneye ne zaman başvurulacağı konusunda da vatandaşımızı bilgilendiriyor. Ek şikayetler arttığı zaman aziz servislere başvurmasını zaten onlar da söylüyorlar. Bizlere de zaten 724 kesinti hizmet verdiğimiz için her zaman başvurabilirler bize ama evet. dediğimiz şartlarda. Evet, kesinlikle böyle. Ee, peki, acile başvurulması gereken tablolarda meydana gelebilir. Tabii ki. Onunla ilgili de yönlendirme yapalım hocam. Özellikle ağır kesici ateş şişirici almanıza rağmen 48-72 saat, saat içerisinde ateşiniz düşmüyorsa, tekrarlayan bulantı, kusma, ataklarınız var, dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybınız varsa, <laughs> bu şikayetlerinize eşlik eden ishaliniz devam ediyorsa, sıvı kaybınız varsa, Özellikle yaşlı hastalarda ve çocuk hastalarda bilinç bozukluğu gelişmişse mutlaka hastaneye başvurmaları öneriliyor. Belki solunum problemleri. Ekstra öksürükte bir artış provokatif dediğimiz tekrarlayan bir öksürükte hı. artış gece uykudan uyandıran öksürük şikayetleri vesaire varsa bunlar mutlaka hastaneye başvurmalarını öneriyoruz. Normalde grip ve soğuk algını dediğimiz şeyler biraz önce de söylemiştim viral hastalıklar virüslerle bulaşıyor. Hı hı. Aslında bu e, tedavilerinde bunların antibiyotiklerin hiçbir yeri yok. Hmm. Bunlara antibiyotik aslında kullanılmıyor. Kullanılmaması gerekiyor. Çok önemli gerekiyor. bir vurgu bu hocam. E, antibiyotik böyle hemen başvurduğumuz, evde böyle eskiden kalma, önceki hastalıklardan kalma ya da başka bir ev komşu halisinden, komşudan kaldıysa ya da diğer çocuğun antibiyotiği kalmıştır, öbür çocuk hastalanınca kullanılır gibi bir antibiyotik sevgimiz var. Maalesef işte bunlar yanlış. Hı -hı. Aslında 3 gün içerisinde geçecek bir kliniği, siz antibiyotik aldığınız zaman antibiyotikle geçtiğini zannediyorsunuz. Aslında 3 gün içerisinde antibiyotik alsanız da almasanız da geçecek bir klinik bu. Fakat bu aldığınız antibiyotiğin size o anda geçtiği gibi yani kliniğe geçildiği gibi bir algı yaratıyor ama aslında daha sonra vücudunuzda oluşacak mikroplara karşı bir direnç de geliştirmiş oluyorsunuz. <laughs> Uygunsuz antibiyotik kullanımlarının böyle bir sıkıntısı var. Direnç gelişiyor. Mikroplar bizden de çok akıllı. Mikroplar sürekli gördükleri ee, güce karşı kendilerini değiştirebiliyorlar. Defans geliştiriyorlar. İşte biz buna direnç diyoruz. Bu direnci engellemek için de uygunsuz antibiyotik kullanılmasını istemiyoruz. Hele hekim dışı uygulamaları, hekim dışı tavsiyeleri hiç istemiyoruz. Zaten gerek grip, gerek soğuk algınlığı gibi viral hastalıklarda hiçbir hekim arkadaşımız antibiyotik önermez. Hı. Ama riskli bir grubu varsa, kritik bir hastaysa, immün kompromize dediğimiz immün sistem baskılanmış mal, kanser hastaları gibi hastalarsa Bunlarda dirençli ateş vesaire görüyor olursa onlar da erken dönemde tabii ki antibiyotik başlıyorlar arkadaşlarımız. Evet e, bu da önemli bir uyarı oldu hocam. Şimdi e, sarı serum dediğimiz e, acillerde de uygulanan e, bir e, takviye mi diyelim artık bir ilaç uygulaması mı diyelim. Son günlerde biraz gündeme de geldi. Tabii müzisyen Metin Arolat'ın ile birlikte çokça haberlerde yer aldı. Allah rahmet eylesin diyelim. E, hangi durumlarda uygulanır, hangi durumlarda kaçınmak gerekir bunu da merak ediyoruz Şöyle efendim özellikle Metin olsa yine Allah'tan rahmet diliyorum. Kullandığı serumun içeriğini bilmediğim için ekstra onun içeriği hakkında özellikle bir yorum yapamayacağım. Onu bilmiyorum çünkü. Fakat bu sarı serum dediğimiz şeylerin içerisinde aslında antihistaminik dediğimiz alerji ilaçları, ağrı kesici ateş düşürücüler, karın ağrısını kesecek spazm çözücüler, bazen antibiyotik vesaire konuluyor bu serumlara. Fakat bu serumlar bilimsel açıdan hiçbir kanıtı olmayan, ilaç ilaç etkileşimlerinin çok fazla olduğu Hastalarda yan etkilerin sık görüldüğü tablolar. Evet. Şimdi biz kendi acil servisimizde bunu hiçbir zaman kullanmıyoruz. Öğrenci yetiştiriyoruz, öğrenci arkadaşlarımıza da söylüyoruz, Hı -hı. gittiğiniz yerlerde böyle şeyleri kesinlikle kullanmayacaksınız diyoruz. Fakat hekim olarak buna karar vermekten çok bize bir siparişle geliyor maalesef vatandaş. Hı -hı. Yani bize gelip diyor ki ben bir sarı serum taktırmak istiyorum, ama burada buna karar verecek kişi hekim. Gerçi serum ihtiyacı var mı yok mu? Önce onu tartışmak lazım. Eksa bu sarı serumun yeri ne kadar var onu ayrı düşünmek lazım. Biz her hastaya serum takılmasını da önermiyoruz. Özellikle bu grip ve soğuk algınlığı durumlarında. Yine tekrar edeceğim ama bulantı, kusma, ishal, sıvı alamama, ek hastalıkları olan hastalarda serum takviyesini öneriyoruz. Ama işin fizyolojik yani ağızdan alma durumu varken damar yolundan vermenin hiçbir ekstra katkısı yok. Yine adi servis kalabalığı yapıyor vatandaşın. Aile servis uzun süre geçirmesine sebep oluyor. Ek mali yükü oluyor devlette. Bunlar yazık yani bunları çok, çok düşünmek var. lazım. Ama hı hı. sarı serumların bilimsel bir kanıtının olmadığını söyleyebilirim. Rutin bir uygulama değildir. Ee, o yüzden dikkat etmek lazım. Hele de gelirken bir doktor arkadaşım bahsetti. Ee, bir yerde otururken arkadaki iki kişiye de serum taktırdığını söylüyor. Bir de içeriğinde ne var diye konuşurken. Hmm. ...arkadaşımız da kulak misafir olarak şöyle bir şey söylüyor... ...ya bunları bari evde taktırmayın, bir sağlık kuruluşunda taktırın vesaire diyor... ...çünkü içerisindeki ilaçların nasıl bir yan etki yapacağını bilmiyoruz... Hmm. ...bu da hastane için risk oluşturuyor... ...özellikle evde bu tür uygulamaların yapılmasına zaten karşıyız... Hmm. ...hastane şartlarında doktor arkadaşlarımızın uygun gördüğü ilaçlar kullanılarak... ...ilaç ilaç etkileşimleri göz önünde bulundurarak bu tür serumlar doktor eşliğinde uygulanabilir... Evet. Ama sarı serum diye bir tedavinin olmadığını lütfen bilelim. Evet, çok kalın şekilde altını, altını çizmiş çizdik. olalım. E, çok önemli bir uyarıydı. Bazı şeyler sosyal medya aracılığıyla da popülerleştirilebiliyor. Maalesef, e, maalesef bu e, tıp alanında olduğunda çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu uyarınız çok kıymetliydi. E, Ankara Bilken Şehir Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayhan <laughs> Özhasenekler hocamız çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenler sohbetimize devam edeceğiz. E, ağız ve diş sağlığında ortotondik tedavileri konuşuyoruz. Bakalım hangi detayları konuşmaya devam edeceğiz. Gölbaşı Ülkü Ulusoy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden uzman diş hekimi Nagihan Ceylan Eser hocamız bizimle birlikte e zaten sohbetimizi belli bir kıvama getirmiştik. Evet. Ortodontiye, e, çapraşıklıkların nelerden kaynaklandığını, dikkat edilmesi gerekenleri bütün bunları detaylandırdık ve tedavi süreçlerini konuşmaya başlamıştık evet. sizinle hocam. Şimdi burada tabii tel tedavisi evet. tercih edilen e, ve en çok uygulanan yöntemlerden biri. Ee, avantajları dezavantajları nelerdir? Bir de bir alışma süreci muhakkak vardır hocam evet. ilk takıldığında. Evet. Bununla ilgili neler aktarırsınız? Tabii. Şimdi tel tedavileri dediğiniz gibi yaygın kullandığımız tedaviler bizim çapraşıklık ya da boşluk kapatma için kullandığımız dişleri düzeltme belli bir hizaya sokmak için uzun yıllardır kullandığımız bir tedavi tekniği. Hı hı. Ee, burada tabii ki alışma süresi şöyle ee, aslında bu işlemler çok ağrılı sancılı işlemler değil. Hı hı. Ee, koltukta geçen süre ilk seans için biraz uzun ee, sadece o esnada tabii hastamız biraz ağzını açık tuttuğu için bir hafif çene ağrısı olabilir ama o, o çok problem oluşturacak bir durum değil. Yalnız teller takıldıktan sonra ilk bir hafta 10 gün genelde bizim hastalarımıza tavsiye ettiğimiz şey bu. Bir hafta 10 gün ufak tefek ağrınız olabilir. Yani bunda endişeye gerek yok. Özellikle çiğneme yaparken yemek yerken basınç ağrıları olabiliyor. Dişler temas ettiği zaman birbirine. E çünkü ister istemez artık çene kemiği içerisinde yapım ve yakın başlamış oluyor ve dişlerde ufak tefek de olsa hareketler olduğu için ve kuvvetin etkisiyle ağrılar oluşabiliyor. Ama dediğim gibi bu çok uzun süreli bir ağrı değil. Bir hafta 10 gün hasta, hastadan hastaya değişiyor bazısı diyor ki bir sonraki seans kendi hiç ağrım olmadı, hiç hissetmedim, takılmamış gibi diyen hastalarımızda oluyor. Ama bazı hastalarımıza tabii ki ağrı eşiğine bağlı olarak çok daha zor geçirebiliyor bu süreci. Ama tekrar üstüne basarak söyleyeyim çok uzun bir süreç değil. Ortalama 2-3 gün en fazla bir hafta kadar rahatsızlık verebiliyor. Sonrasında hastalarımız alışıp rutin hayatlarına devam edebiliyorlar. Ee, onun haricinde e, tedavi Tedavi evet. süreçleriyle Bilmiyorum. ilgili tabii uh -huh. diş teli takmanın avantajları, dezavantajları <laughs> dedik hocam. Evet. Da Şimdi şöyle e, tabii ki tel takmak e, deminden beri de konuştuğumuz gibi bunun bir estetik yanı var. Bir de tabii ki fonksiyonları etki eden kısmı var. E, tel takılmadığı zaman ne olur? Önce onu konuşalım isterseniz. Eğer hmm. hastanın bir ortodontik tedaviye ihtiyacı varsa, dişlerinde çapraşıklık varsa... Bu e, ağız hijyeninin de olumsuz etkiler neden? Çünkü çapraşıklık dişleri hasta ne kadar dikkat etse de istediği ölçüde temizleyemeyebilir. Bu da doğal olarak dişlerde çürük oluşmasına, diş eti çekilmelerine, gerekli daha ilerleyen dönemde kemik kaybına ve bunun neticesinde de diş kaybına kadar götürebilir. O nedenle eğer ihtiyacı varsa hastanın tel takılmasını biz tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Çünkü bu genel ağız hijyenini de çok ciddi noktada olumlu etkiliyor. Hı hı. Dişlerini daha rahat temizleyebildiği için ...diş çürüklerinden, diş eti çekilmelerinden, kemik kayıplarından korunmuş olabiliyor hastamız. Dezavantajlarına gelecek olursak aslında bir dezavantaj yok ama bu hastaya bağlı olarak bir dezavantaj oluşturuyor. Nasıl mesela hasta asijene dikkat etmiyorsa, yeme içme noktasında dikkatli davranmıyorsa... Hı -hı. ...dişlerini düzgün temizleyemiyorsa uzun süreçli bir tedavi olduğu için bu tedaviler... ...dişlerde çürükler gelişebiliyor maalesef. Hı -hı. Diş etlerinde iltihaplanmalar, diş eti çekilmeleri ya da afse tarzı durumlar ortaya çıkabiliyor. Ee, onun haricinde aslında çok ciddi bir dezavantajı yok. Ee, avantajlarından birini de bahsedecek olursak tedavi neticesinde hastanın e, düzgün bir gülümsemesi özellikle genç hastalarımızda sosyal noktada da kendine bir özgüven sağladığı için sosyal ilişkilerini genel hayatında çok olumlu noktada etkilemiş oluyor. Evet dolayısıyla sizinle evet. uyumlu bir Aynen. süreç geçirmeleri evet. Evet. E, aslında e, hijyen noktasında ve beslenme ile ilgili noktalarda da dikkat edilmesi evet. gerekenleri riayet ettiklerinde sorunsuz Hiç bir, bir süreç geçirirler. Evet. E, bunlara dikkat edilmediğinde diş çürümeleri meydana evet. Geliyor, evet, anladığımız evet, kadarıyla evet. çünkü bu da çok merak edilen evet. noktalardan biri hani diş teli işte olumsuz etkileri oluyor dişi çürütüyormuş gibi evet. böyle bir şey olsa zaten Genel, duygulanması aynen. herhalde. Genelde hastalar bunu soruyor diş teli taktırmak istiyorum ama dişlerim çürür mü Hı -hı. ya da dişlerim sararır mı sonrasında gibi. Bu noktada bizim genelde söylediğim şey sizin de üstünde durduğunuz gibi eğer ağız hijyenine dikkat ediyorsa hasta ağız bakımını günlük rutin ağız bakımını düzenli yapıyorsa o noktada herhangi bir endişe duymasına gerek yok. Çünkü zaten biz bunu uyguladığımız teknikler dişe zarar verici bir şey değil. Hani dişleri düzeltmeye yarıyor. E, teller çıktıktan sonra zaten o bizim kullandığımız yapıştırma malzemeleri tamamen temizleniyor. Ağız içerisinde kalan bir şey değil. Dişlerde de bir çürük oluşturma etkisi yok. Yeter ki hastamız hijyenine dikkat etsin. Evet. Burada hocam hijyenle ilgili de evet. detaylı uygulamalı evet. göstereceğiniz şeyler tabii. de var. Çünkü bir maket de getirdiniz. Aynen. Şimdi bu bizim tabii ki telli değil ama bu şeffaf plak uygulamaları dediğimiz Hı -hı. bir maketimiz var burada. Hı -hı. Onu da göstermiş olalım hasta Evet bu tür... Tellerin haricinde böyle daha pratik hastanın kendisini takıp çıkartabildiği. Telle aynı fonksiyonu gören telin yaptığı işlevi yapabilen hasta düzgün taktığı takdirde Hı -hı. E, işlemi gören bu neredeyse görünmez şeffaf plaklarımız var. Artık bu noktada da Hı -hı. demin de bahsetmiştik. Erişkin hastalarımız da çekincesiz bir şekilde bunlarla tedavilerini sürdürebilirler. Hı -hı. Çıkarmadan ben aynı. de fark etmedim. Evet. Bir şey yani böyle. E, hani çok yakın mesafeden görülüyor. Hı -hı. E, çok fark edilir şeyler değil. Neredeyse görünmez diyebilir. Invisible diye geçiyor zaten. Hı -hı. Neredeyse görünmez plaklarımız var. Ee, bunu e, örnek olarak gö göstermiş olalım. Temizlik açısından da dişlerimizi temizlerken de gerek manuel fırçalar gerekse e, bu pilli diye tabir edilen halk arasında fırçalarımızla temizliğimizi sağlayabiliyoruz. Burada genelde halk arasında şöyle bir yargı var. Aşağı yukarı fırçalayıp. Sağdan sola fırçalayayım ama bizim hekim olarak tavsiye ettiğimiz şey bu değil. Fırçalarken biz iki çeneyi ayrı olarak düşünüyoruz. Alt çeneyi ayrı fırçalıyoruz, üst çeneyi ayrı fırçalıyoruz. Hı hı. Üst çeneyi fırçalarken fırçamızı yerleştirip diş etiyle dişin birleştiği noktaya buraya yerleştirip böyle yuvarlayarak en sonunda da aşağıya çekerek temizliyoruz. Hem dış yüzeylerini hem iç yüzeylerini aynı şekilde fırçayı böyle yerleştirerek fırçalıyoruz. Ve çiğneyici yüzeyleri de unutmuyoruz. Hı hı. Mantık aynı manuelde olsa... Yoksa şarjlı ya da pilli dediğimiz fırçalarda olsa mantığımız hep aynı. Yine bunu da biz kendisi döner başlıkları var ama yine de elle yönlendirmekte fayda var. Çünkü hani manipülasyonunu sağlamak gerekiyor bunu. Hı hı. E, aynı zamanda bir de arayüz fırçalarımız var bizim. Biz bunu genelde tel taktığımız hastalarda tavsiye ediyoruz. Normalde tel taktığımız hastalarda dişlerin bu yüzeylerinde braketlerimiz oluyor bizim yapıştırdığımız hı hı. metal ya da seramik. Bu arayüz fırçasında o arada kalan telle Braket arasında kalan kısımları temizlemek için kullanmamız önemli. Hastalarımıza genelde tavsiye ettiğimiz fırçalarımız bunlar. Ee, dediğim gibi tel tedavisi sırasında ya da şeffaf plak tedavi sırasında asijeni oldukça önemli. O yüzden de fırçalama birinci etapta geliyor bizim için. Fırçalamanın artısında başka ne yapayım hocam, dişlerimi daha iyi nasıl temizleyebilirim derseniz o noktada da biz ağız duşlarını öneriyoruz. Ağız duşlarını kullanabilir hastalarımız. Bazen batma acıtma olabiliyor tel tedavilerinde özellikle ufak tefek tahrişler olabiliyor ağızda ya da kızarmalar olabiliyor dişetinde ya da yanakta. O durumda da birkaç gün tuzlu su gargarasıyla günde birkaç kez tuzlu su gargarasıyla o sıkıntının ortadan kalkacağını belirtiyoruz. Evet peki hocam e, ortodontiye Hı -hı. dair merak edilen pek çok farklı evet. boyutu sizden dinlemiş olduk. Gölbaşı Ülke Ulusoy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden uzman diş hekimi Nagihan Ceylan Eser hocamız çok teşekkür ediyoruz. Ben Teşekkür ediyorum sizleri ağırladığınız için. Çok sağ olun. Değerli izleyenler şimdi Almanya ile bir bağlantı gerçekleştiriyoruz Berlin'den diyetisyen Merve Aksarlaç'ın bizimle birlikte ağız ve diş sağlığının farklı bir boyutu Farklı bir penceresini şimdi sizlere açacağız E tabi beslenme oldukça önemli bakalım nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş Hemen Merve hocamıza soralım hoş geldiniz yayınımıza Merhaba hoş buldum nasılsınız Ayşe Hanım? Çok teşekkür ediyoruz sizleri gördük daha iyi olduk siz nasılsınız Teşekkürler. Ben de iyiyim. Sağ olun. Evet. Şimdi e, tabii beslenme pek çok farklı boyutta vücuda etkisi olan bir alan. E, çok hayati tabii ki sizin değerli tavsiyelerinizi de diyetisyenler olarak sıklıkla alıyoruz. E Diş sağlığı dediğimizde beslenme ile bağlantısını bize nasıl açıklarsınız ve önerileriniz neler olur? Ya, özellikle her şeyin başı sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığıdır. Özellikle şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durmamız gerektiğin kanaatindeyim. Dişlerde bakterilerin birikimini hızlandırarak çürük riskini de arttırıyor. Az evvel hocamın da bahsettiği gibi. Gazlı içeceklerden de maalesef uzak durmamız gerekiyor. Ne kadar fazla da sevsek de onların içindeki o asidik yapıları nedeniyle diş minesine, kendi diş minemize zarar veriyoruz. Akabinde de maalesef çürüklere de yol açabiliyor. Ee, bir farklı bir şeyde işlenmiş karbonhidratlar, bunlar da maalesef diş çürümesine yol açabiliyor. Evet. Elbette bunların yerine Kalsiyum açısından zengin süt ürünleri yahut lifli sebze ve meyveler de diş sağlığını destekliyor. Onları da tüketebiliriz elbette. Yani faydası olan gıdalar da var. Zararı olanlar kadar faydası olanlar da tabii ki o diş yapısını destekleyecek gıdalar. Aslında bu bize sunduğunuz yelpaze... Genel sağlıklı beslenme açısından da dikkat etmemiz gerekenler gibi geldi bana. Bir bütüncül olarak evet. aslında bir sağlıklı beslenme alışkanlığı edindiğimizde diş sağlığını da otomatik olarak koru koruyacağız gibi geldi bana. Ne dersiniz bu boyutuyla? Evet, bazı besinler dişlerin koruyucu özelliğine sahip elbette. Mesela örneğin lifli gıdalar söyledim. Az evvel onlardan bahsettim. En basiti elma. Elma tükürük üretimini de arttırıyor. Bunun ötürü de ağızdaki asitleri nötralize ediyor. Aslında lifli gıdaların bir böyle güzelliği de var. Ayrıca kalsiyumdan da az evvel bahsetmiştim. Kalsiyum açısından da zengin süt ürünleri var. Yoğurt, peynir gibi besinler dişlerin de mineral yapısını güçlendirebiliyor. Aslında şöyle bir düşünceye sahip olmamız gerekiyor. Bizim kemik sağlığımıza hangi vitamin ve mineraller güçlendiriyorsa aynıları aslında diş sağlığımız için de elzemdir. Ayrıca yeşil yapraklı sebzeler ve fındık gibi gıdalar da diş sağlığını destekliyor elbette. Evet, bunları muhakkak günlük beslenmemiz içerisinde yer vermeliyiz diye bir not düşmemiz gerekiyor elbette. Tabii çocukların beslenmesi söz konusu olduğunda ayrı bir başka açmakta fayda var. Hem diş çürüklerini evet. önlemek için hem de çocukların o kemik gelişimlerini de desteklemek için önerileriniz neler olur? Şeker tüketimini çocuklarda sınırlandırmamız gerekiyor. Biliyorum çok zor bir ebeveyn olarak yapamazsınız. O kadar çok hakimiyet kuramazsınız elbette bir çocuğun hayatına. Fakat ne kadar sınırlandırırsak o kadar iyidir. Zira şekerli atıştırmalıklar yerine meyve sebze gibi doğal ve lifli gıdalar sunabiliriz. Göze cazip gelmesi gerekiyor bu gıdaların elbette bir misal verecek olursak mesela muzları dilimleyebiliriz. Eritilmiş bir çikolataya da bandırabiliriz. Bu şekilde çocuk sadece çikolatada tüketmiş olmuyor. Muzun içinde magnezyum da var. O da elbette hem kemik hem de diş sağlığı için çok önemli bir mineral. Ondan ötürü bunu önerebilirim. Ayrıca çocukların su tüketimine de teşvik etmemiz gerekiyor. Su tüketimleri maalesef çocukların çok az. Onun ötürü ne kadar teşvik edersek o kadar İyi kendi açılarından ötürü ayrıca şekerli içecekler çok tüketiyorlar. Şekerli içeceklerden uzak durmaları gerekiyor. Ne yapabiliriz mesela? Kendi evimizde meyve suları yapabiliriz ve onların tatları çok mu az geliyor? Pekmez yahut bal ile tatlandırabiliriz. Şimdi gün içerisinde bazen çocuklar evde de olmayabiliyor. Ondan ötürü gün içerisinde dişlerini fırça da çok e, minimuma iniyor. E, okulda yenilen, içilen yahut kreşte verilen yemeğin de tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bazen de diş fırçalamayı da üşeniyorlar. Ondan ötürü her dem öğünlerden sonra ağızların suyla çalkalamalarını öneririm elbette da önemli uyarılardan biri oldu. E, paketli gıdalar yerine özellikle evde yapılmış doğal ürünler tavsiyeniz de bence çok çok kıymetliydi. E, şimdi tabii biz yetişkinler olarak da bazı içeceklerde hatalar yapabiliyoruz. Çok fazla kafein içerikli e, çay ya da kahve e, tüketebiliyoruz. Bunların da diş sağlığı üzerinde e, etkileri olumsuz olabiliyor. Kısaca bu konuya da değinirseniz çok memnun oluruz. Elbette mesela kültürel beslenmemizde kahve ve çay aslında olmazsa olmamızımız, ülkece ve milletçe fazla tükettiğimiz içecekler arasına geliyor bunlar. Yüksek asit ve tenen içerikleri nedeniyle de kahve ve çayda diş minesine zarar verebilir elbette. Ne kadar faydaları varsa bir o kadar aslında zararları da olabiliyor maalesef. Ve zamanlarda da zamanla dişlerde bir renk değişimine yol açabiliyor kahve ve çay. hatta hep deri sık tükettiğimizde ya benim dişlerim çok sarardı. İşte diş fırçalamayla da maalesef bazen geçmiyor. Sık tüketildiğinde az evvel de bahsetmiş olduğum o diş minnesi zayıflıyor. Ve bu da maalesef çürüklüklere de zemin hazırlayabilir. E, tüketimden sonra kesinlikle dişin fırçalanması lazım. Evet. Diş fırçası Hı -hı. ve macun yoksa şahit bir su ile çalkalanabilir. Ha, su Peki. da yoksa en ekonomik paketi ben size söyleyeyim. Bir de sünnete de uyabiliriz. Misvak kullanabiliriz. Ben Ama... genellikle hep yanımda bir misvak taşırım. Hı -hı. Hem fırçaya da gerek yok. Hem bir, e, bir macuna da gerek yok. Çok doğrusu, Aynen. kıymetli Aynen. bir hatırlatma On... oldu. E, bu e, alışkanlığı Kesinlikle. da uygulamayı da aslında hayatımıza kazandırmamız gerekiyor. Kesinlikle ifade ettiğiniz gibi. E, çok teşekkür ediyoruz. Almanya'dan bizi izleyen bütün izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Diyetisyen Merve Aksaylı için, katkılarınız için çok sağolunuz. Ne demek, bir hususa daha değinmek isterim. Vaktimiz hiç kalmadı ama çok bir cümleyle alayım sadece. Tamam. Şimdi beslenmedeki mineraller ve vitaminler çok önemli. Şimdi kış aylarına da girdik. C vitamini, D vitamini gibi ve hey. kalsiyum gibi mineraller kullanılabilir. C vitamini diş etlerin güçlenmesine sebep oluyor. Kalsiyum ve D vitamini de diş yapısını sağlaştırıyor. Hey. Ondan ötürü yine yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller onları tüketmekte fayda Sarkı var. beslenmemize dahil etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağolun. Ne demek ben teşekkür ederim. Evet. Değerli izleyenler böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.